Merhabalar, sağlıklı ve mutlu pazarlar hepinize. Bugün konumuz boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri. Hiç kuşku yok ki çocuğun zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişiminde en önemli faktör aile. Peki ailenin dağılması çocuğun hayatını nasıl etkiliyor? Boşanma kaçınılmazsa çocuğun bu yeni duruma uyum sağlaması ve bu süreci atlatması için neler yapılmalı? Bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Ve stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Ben hemen onu tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Özgür Yorbik bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Konumuz gerçekten çok hassas ve önemli bir konu. Ama ben hemen önce izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Konuya başlamadan önce 0212 454 55 17 0212 454 55 18 bize bu telefonlardan ulaşabilirsiniz, sorularınızı ve yorumlarınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan ve Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz öncecocuğum@tgthaber.com.tr. Evet hocam, son yıllarda sanki biraz boşanmalar da sıkça arttı. Yani belki birçok insan için mutsuz bir evliliğin sona erdirilmesi bu. Ama aslında bir ailenin dağılması, aile birliğinin bozulması. Biliyoruz ki çocuklar için de aile çok önemli. Aile düzeni içinde büyümek çok önemli. Bu durumdan çocuklar nasıl etkileniyor? Şimdi söylediğiniz gibi aslında en çok çocuk açısından en yararlı durum anne babanın ve çocuğun bir arada olduğu durumdur. Ailenin bütünlüğüdür. Ama bu aile bütünlüğü içinde çocuğun hem fiziksel ihtiyaçları hem duygusal ihtiyaçları hem disiplinle ilgili ihtiyacı giderilmelidir. Ama öyle durumlar vardır ki artık eşler birbiriyle geçinemez duruma gelirler ve umutları tükenir. Bir süre sonra bütün hayalleri yavaş yavaş yalana dönmeye başlar ve boşanmayla ilgili bir tablo oluşabilir. Şimdi bu süreç çok kritik aslında çünkü çok iyi yönetilmelidir. Boşanmadan önce bence ailenin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi hem annenin hem babanın bütün çözüm yollarını tükettiklerinden emin olmalılardır. Evet, aslında bir de onu sormak istiyorum yeri gelmişken. Sürdürmeye mi çalışmak lazım hani çocuk için yoksa bitirmek mi lazım? Hangisi çocuk için daha sağlıklı, daha doğru olan? Şimdi sürdürmeye çalışmak lazım kesinlikle. Hı hı. Ama mutsuz bir anne ya da mutsuz baba çocuğuna mutluluk veremez. Yani o çatışma alanları çok iyi ele alınıp çözülmeli. Çözülmeden olmuyor çünkü. Yani yürümüyor. Eş ilişkisi de yürümüyor. Annelik, babalıkta da aksamalar oluyor. Çünkü depresyondaki bir annenin işte çocuğuna ilgisi çok azalıyor mesela. Değil mi? Ne göz kadar teması fayda azalıyor. Sağlayabilir ki? Onun yüzüne bakması azalıyor. Gülme şekli azalıyor. İlgisi azalıyor. Baba için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla hani o çatışma alanları, sorunlar mutlaka çözülmeli. Peki çocuk öyle bir ortamda ne hissediyor? Şimdi çocuğun yaşına, gelişim düzeyine ya da çocuğun bu duruma ne kadar bulaştırıldığına, duygusal yapısına, yapısal özelliklerine ve birçok faktöre göre değişiyor çocuğun ne hissettiği. En önemli şeylerden bir tanesi bence anne babanın çocuğun yanında ne kadar çatıştığı ve çocuğa bu olumsuz ilişkiyi ne kadar bulaştırdıkları. Bu yani, çok önemli diyorsunuz. Çok önemli çünkü bu çeşitli nedenler de oluyor tabii. Yani bazen karşı tarafa öfkeleniyor anne veya baba. Bu nedenle çocuğu bir şekilde yanında istiyor veya cezalandırma amacıyla kullanıyor. Bazen çocuk bir güç, çocuğu yanında olmak istiyor. Karşı tarafa kaptırma korkusu olabiliyor. Veya karşı taraftan bir şeyler elde etme amacıyla kullanabiliyor çocuğu. Veya kendi aralarındaki sorunları çözme amacıyla kullanabiliyor. Tabii yani tüm bunlardan çok, çocuk çok olumsuz tabii, olumsuz etkileniyor. Herhalde, çünkü çocuk şuraya geliyor. Yani anne veya babaya yönelmek durumunda kalıyor ve bir tarafı silmek durumunda kalıyor. Bu aslında çok dramatik bir tablo bir çocuk için. Yani çünkü hayatta güveneceği iki kişi var. Bir tanesi annesi, bir tanesi babası. Baba da olmazsa olmaz, anne de olmazsa olmaz. Ve insanlara güvenle ilgili çok temel unsurlarda sorunlar çıkmaya başlıyor zaman içinde. Çünkü babaya güvenmiyor, anneye güvenmiyor.
Ve insana saygı azalıyor aslında. Yani çünkü saygınlığı yitirilmiş bir baba, saygınlığı yitirilmiş bir anne. Hani bir çocuğun önünde ne kadar model olabilir? Ve çocuklar model alıyorlar. O nedenle çok önemli bir süreç bu. Sadece bu açıdan değil, aslında beraberinde uyum sorunlarını getiriyor çocuklara. Beraberinde bir takım psikiyatrik sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Bu ne yönüyle gibi var mesela hocam? Şimdi çocuğun yaşına göre bu veya işte dediğim gibi çocuğun ne kadar bu işin içine bulaştırıp bulaştırılmamasına göre değişiyor. İşte örneğin uyku sorunları olabiliyor. Veya anneyi babayı kaybetme korkusu olabiliyor. Veya gelecekle ilgili endişeler görülebiliyor. Daha küçük çocuklarda regresyon belirtileri gelişebiliyor. Yani gerileme belirtileri. Mesela kekemelik başlayabiliyor. Altını ıslatmayan çocuk altını ıslatmaya başlayabiliyor. Yani sürekli çocuk anneyi bir travma takip eden, yaşıyor değil mi? Tabii bunun bu sonucunda bunlar oluyor. Çocuk açısından en hafif deyimiyle bir uyum sorunudur bu. Daha büyük sorunlara da yol açabilir. Anne babanın bu durumu ne kadar yönetebildiği çok ortaya önemli, çıkıyor. Evet. Yani aslında sağlıklı bir boşanma çocukta belki uyumla ilgili bir takım sorunlar yaratabilir ama mutlaka psikiyatrik bir bozukluğa yol açacaktır diye düşünmemek lazım. O nedenle bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi çok önemli. Burada anne babanın farkındalığı çok önemli. Duygularını kontrol altına alabilmesi çok önemli. Çünkü bu süreç içinde annede de babada da bir takım duygular oluşuyor. En keskinleri işte bunların öfke ulaşabiliyor mesela. İşte eşinden ayrılıyor. Bu sadece bir basit ayrılık değil. O yaşamın yitirilmesi aslında. Hani birlikte yaşamın, o ailenin yitirilmesi, tüm yaşamının, o tarzdaki yaşamın yitirilmesidir ki. Yani kaybetme varsa çökkünlük vardır. Arkasından depresyon gelir. Sadece bununla da ilgili değildir olay. Umutsuzluk vardır. Ve gelecekle ilgili endişeler vardır. Hani anneye ne olacak? Çocuğuna ne olacak? Babaya ne olacak? Bu endişelerin hepsi çok karmaşık tablolara yol açar. Aslında sadece mutsuzluktan da geçiliyor. Karşılıklı öfkeler başlıyor değil mi? Bir taraf için evet, terk edilmenin verdiği evet, bir öfke. Evet. Diğer taraf için belki dediğiniz evet, gibi kaybetme korkusu veya başka şeyler. Evet. Şimdi o öfke çok önemli. O öfkeyi çok iyi ele almak gerekiyor. Yani çünkü öfke aslında bir araçtır karşı tarafa zarar vermek için. Yapılanların bedelini ödetmek için bir araçtır ama burada en fazla zararı gören ve kurban olan kişi çocuk aslında. Değil mi? Ne kadar acı. Yani hani karşı tarafa zarar vereceğim derken insanlar kendi çocuklarını kurban ediyorlar. Ve bu şimdi ortaya çıkmasa bir sorunlar ergenlik döneminde patlak veriyor. 10 sene sonra, 5 sene sonra patlak veriyor. Ve bu emin olun hani o çocuğa veya anne babaya veya o aileye veya topluma sorun olarak dönüyor. Peki hiç kuşku yok ki eğer aile için, anne baba için çocukları her şeyden önemli. Ama evet, böyle bir süreçte çocukları kullanırken bunun farkında olamıyorlar mı veya nasıl farkında olmuyorlar? Yani o kadar çaresizlik var ki orada. İşte bir anne ya da baba o kadar çaresiz duruma düşüyor ki çocuk üzerinden çözümler üretiyor. Hani bu çocuk bir çaresizlik bir koz gibi değil mi? Tabii çocuk bir koz gibi. İşte karşı tarafa kızıyor mesela. Çocuğu alıp götürüyor. 3 ay göstermiyor, 5 ay göstermiyor gibi mesela. Aslında çocuğunu cezalandırıyor farkında değil. Hani anneyi değil, babayı değil. Veya işte baba hafta sonu alacak. İşte onu vermiyor. Veya baba geç geçiriyor çocuğu gibi. Bir takım böyle çok garip dinamikler çıkıyor ortaya. Aslında o uğraşı en fazla çocuğa zarar veriyor. Evet, yani çocuk da zaten yaşadığı bir travma var. O travma da katlanarak büyüyor değil mi? Bu evet, olayla evet, birlikte daha da büyüyor. Evet. Burada çok temel şeylerden bir tanesi hani çocuğun bulaştırılmamış. Hani bulaşma nasıl oluyor? Evet. Ya en dramatiği bence anne babanın çocuğun yanında kavga etmesidir. Yani buna şahit olmasıdır. Hatta bu kavganın içinde maalesef hani fiziksel şiddet de oluyor bazen. Yani Türkiye'de bu da var. Ama sadece bununla da olmuyor. Yani bilinçli bir şekilde anne ya da anne tarafı, baba ya da baba tarafı
çocuğu alıp karşısına işte şunlar şunlar yaşandı, bunlar bunlar oldu diye anlatabiliyor yani. Senin annen yani. Şöyle, senin baban evet, böyle yani gibi söylenme. Ne kadar dramatik bir tablo aslında bir çocuğun yaşantısında, bu ne kadar kötü bir tablo. O çocuğu nerelere sürükler hiç düşünmeden bunlar yapılabiliyor. Veya işte aile büyükleri veya bir ailede bir kişi arkadaşıyla veya kendi aralarında konuşurken çocuk buna şahit oluyor. Telefonda konuşurken ulaşıyor. Yani çocuk şurada oyun oynar, hiç ilgilenmiyormuş gibi gözükür. Ama insanlar sohbet ederken çocuk alır onun hepsini. Dinler değil mi? Hepsini dinler ve hepsini alır. Bazen de şöyle söylüyorlar. Mesela çocuğumuzun yanında hani kavga etmiyoruz. Hani bağırmıyoruz, gerginleşmemeye çalışıyoruz ama yine de çocuk bu süreçten etkileniyor. Yine de hissediyor. Etkilenir çünkü çocuklar çok iyi duygu okurlar, yüz okurlar. Hani annenin o yüz ifadesi, babanın o yüz ifadesi değişir. O gerginliği, o elektriği algılar çocuk. Hani o nedenle mutlaka çözüm sağlanmalıdır ve ona göre davranılmalıdır. Yani ailede bir takım değişiklikler için zemin hazırlanmalı o süreç içinde. Yani ve bunun için hani profesyonellere başvurmaya kadar giden çözüm yöntemleri düşünülmeli. Evet. Peki hocam, en sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmak için çocuğu hazırlamak mı gerekiyor öncesinde bu boşanma sürecine? Şimdi çözüm yolları denendikten sonra eğer olmuyorsa tabii boşanma gerçekleştirmeli. Önce çözüm yolları denenecek değil mi? Tabii, o aile birliğini devam ettirmek evet. için. Bu süreç içinde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi eşlerin herhangi birisinde veya ikisinde birden psikiyatrik sorunlar olabiliyor. Örneğin depresyon olabiliyor. Depresyondaki kişi daha olumsuzdur, daha karamsardır. Sağlıklı düşünemez. Sağlıklı düşünemez. Dolayısıyla yine boşanacaksa boşansın o kişi. Ama o depresyon geçsin, ondan sonra kararını versin. Eğer böyle bir durum varsa önce bir depresyonu tedavi edip ondan sonra daha sağlıklı baksın, evet, değil mi? Evet, sağlıklı bir karar versin. Çünkü boşandıktan sonra bitiyor her şey. Ya da işte bir eşte obsesif kompulsif bozukluk olabiliyor. Takıntılarla giden bozukluk. İşte temizlikle, titizlikle ilgili. Ve bu eş çatışmalarına neden olabiliyor. O duygusal cinsel yaşantısını bütün alanlarını etkileyebiliyor eşlerin. Aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet. Belki birçok evlilik kurtulacak ama evet. bütün bu sebeplerden evet. dolayı da kurtulamayabiliyor. Kurtulamayabiliyor. Yani çünkü evet. negatif bakıyor taraflar evet. olaya. Evet, negatif bakıyorlar ve işte birikiyor. En sonunda aslında temelde baktığınızda bir işte obsesif kompulsif bozukluk gibi bir hastalık var. Çünkü huzursuz ediyor kadının o düzenle ilgili veya temizlikle ilgili aşırı takıntısı. Erkeği huzursuz ediyor mesela. Erkeği huzursuz ediyor. Sadece erkeği değil bütün çevresini huzursuz ediyor. Ve en çok normalleştirilen bozukluklardan bir tanesi budur. Yani işte ben temizim. Bunda bir şey yok. İşte o zaman normal bir şey ben gibi düzenliyim. Görüyor bunu. Ben düzenliyim. Biraz halbuki daha fazla takıntı. Düzenliyim. Evet, halbuki altında bir takıntı var. Yani şimdi bu bozuklukları tedavi ederseniz aslında ailenin önü açılıyor. Ve daha sağlıklı kararlar veriliyor. Ne kadar güzel bir evet. şey aslında, değil mi? Diğer taraftan depresyon da öyle. Birçok insan bunu evet. fark etmiyor herhalde evet. depresyonda olduğunu. Normal evet. bir mutsuzluk hali diye düşünüyor belki de. Evet. Oysa ki tedavi olsa hayata daha farklı bakacak. Daha belki farklı o evliliği de farklı değerlendirecek. Tabii yani bir şeyi nasıl gördüğünüz çok önemli. Hangi pencereden baktığınız çok önemli. Hani bir olumsuz pencereden bakarsanız yaşama. Herkesin yaşantısında olumsuzluklar var ve bunu binle çarpabilirsiniz, 10.000'le çarpabilirsiniz. Ama iyi bir pencereden bakarsanız da tam tersi olabilir. Hani polyanyacılık oynayalım gibi bir yaklaşımım yok. Ama realiteye, gerçekliğe en iyi şekilde değerlendirmek lazım olayları. Yani yakın değerlendirmek lazım. Eğer gerçekliğe yakın değerlendiremiyorsanız hem siz hem aileniz hem çocuk zarar görüyor. Evet, düşünsenize hani ne kadar büyük bir fatura ödüyor aile aslında. Aile birliği bozuluyor. Hani çocuğumuz için ne kadar büyük bir bedel. Bu arada bir izleyicimiz var, telefon attığımızda Sema Hanım İstanbul'dan bizi arıyor. Merhabalar Sema Hanım. Merhabalar, iyi günler. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın hocama benim bir sorum vardı. Tabii ki buyurun. Ben de şu an boşanma safhasının içindeyim. 1,5 senedir boşanmam devam etmekte, henüz yani sonuçlanmadı. Ama benim de 3 tane çocuğum var. Üçü de 1,5 yaşında bir bebeğim var. Yani hemen doğumdan sonra zaten boşanmaya girdik eşimle.
Bir de 11 yaşında bir oğlum var. Bir de 9 yaşında bir kızım var. Peki hocam, benim çocuklarım şiddet görüyorlardı babalarından. Aynı şekilde ben gece boyunca hep, yani geceleri olsun, gündüzleri olsun hep şiddet görüyordum. Çocuklarımın psikolojisi tamamen bozulmuş yani. Ben aynı şekilde, çocuklarım aynı şekilde. Bir de 1,5 senedir de boşanamıyoruz. Onun stresi de var. Yani çocuklarımla ilgili nasıl bir şey yapabilirim de çocuklarım yani eski hallerini kazanabilirim? Çok zor bir durum gerçekten. Allah evet, yardımcınız yani. Olsun Sema Hanım. Gerçekten böyle bir durum da var tabii. Hani biz aile birliğini kurtarmaktan evet. bahsediyoruz ama gerçekten böyle insanlar da var. Yani tabii şiddet bir insanın çaresizliğidir aslında, evet, yetersizliğidir. Şiddet neden şiddete başvuruyor insanlar? Eğer şiddete en fazla meyil olduğu durumlar çözümsüzlüktür, yetersizliktir, beceriksizliktir. Eğer çünkü bir şeyi beyninizle çözemezseniz, zekanızla çözemezseniz, bedeninizle çözmeye çalışırsınız ki işte bu böyle dramatik sonuçlara yol açar. Yani bu bir yetersizliktir aslında, yani çaresizliktir. Ama tabii bir çocuk, ergen veya bir okul çocuğu açısından düşünürseniz olayı, hani çok daha farklı tablolar var burada. Hani fiziksel zarar görme, ruhsal zarar görme, güvenle ilgili, depresyonla ilgili, hatta posttraumatik stres bozukluğu dediğimiz tablolara kadar gidebilecek süreçler var. Yani burada her şeyden önce temel prensibimiz şu olmalı: o çocuğun veya o kadının, erkekse de erkeğin güvenliğidir. Temel prensip budur. Yani önce güvenlik sağlanmalı. Bunun için her şey yapılmalı. Gerekirse kolluk kuvvetlerinden yardım alınmalı. Gerekirse işte devletin sunduğu bir takım imkanlar var. Sığınma evleri, işte sosyal yardım kurumları var vesaire. Buralara kadar bütün çareler aranmalı. Ve ondan sonra boşanma ile ilgili süreçler başlatılmalı. Yani öncelikler çok önemli. Ne yaptığınız çok önemli. Hani buradaki, bu durumdaki öncelik güvenliktir. Çünkü şiddet var. O nedenle hani önce güvenlik, ondan sonra diğerleri. Tabii hazırlıksız yakalanabiliyor bazı aileler. Hani ayrıldı ama ne yapacak? O kadın ne yapacak mesela? Evet, yani şimdi evet. Sema Hanım gerçekten evet. çok zor bir durum. Zordur. O çocuklarının yaralarını evet. nasıl saracak? Nasıl saracak ve hani nasıl yaşantısını sürdürecek? Evet, yani, bu da ayrı bir konu tabii ki. Ya da baba için de aynı şey geçerli. O nasıl yaşantısını sürdürecek? Hmm. Yani bununla ilgili ayrıntılı planlar yapılmalı, çareler, çözümler bulunmalı. Hani hani işten tutun da barınacağı yere kadar veya çocukların nerede kalacağına kadar, nasıl yetiştirileceğine kadar ayrıntılı planlar yapılmalı. O kişi kendini hazırlamalı gelecek yaşantısına. Çocuklar için şey de çok önemli diye düşünüyorum. Hani bir düzen, düzen içinde kendini hissetmek. Sanki düzen olursa daha mı kolay kabulleniyorlar bazı şeyleri? Yani onların huzurlu olacağı, güvende olacağı bir düzen çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz onu öneriyoruz zaten. Hani çocuğa aktarırken nasıl bir yaşantısı olacağına karar verilmeli ve bu çocuğa doğru dürüst şekilde aktarılmalı. Yani farklı şekilde aktarılmamalı. Çünkü çocuklar şunu hissediyor. Yani baba gitti evden. Anne de kalıyor çocuk mesela. Hı hı. Acaba anne de gider mi? Şimdi bunun korkusu var. Bu endişeli bir durumdur ki işte daha fazla anneyi takip eder. Daha fazla anne beni seviyor musun? Anne beni bırakacak mısın? Baba beni bırakacak mısın gibi sorularla karşılaşır anne babalar. İşte daha fazla mesela kaygı yaşar. Çeşitli alanlarda, sadece bu alanda değil. Farklı kaygılar çıkabilir. Yani hiç ilgisi olmayan kaygılar çıkabilir. Özellikle küçük çocuklarda. Mesela hırsız korkusu oluşabilir. Yani çünkü o stres çocukta farklı tablolarla, sembollerle karşımıza gelir. Yani ille bir kayıpla ilgili gelmeyebilir. İkincisi, çarpık düşünceleri olabilir çocuğun. İşte ben babama şurada şöyle davranmıştım, ondan gitti. Bütün hata benim. Ya da ben şöyle demiştim, onun üzerine kavga etmişlerdi, benim yüzümden ayrılıyorlar. Şimdi bunların yükü çok fazla çocuk açısından. O nedenle çocuğa açıkça söylenmeli, işte bak bu seninle ilgili değil, sizlerle ilgili değil. Biz şu nedenlerle ayrılıyoruz. Neden derken erişkin sorunları çocuğa aktarılmamalı. Hani biz geçinemiyoruz gibi çok basit bir cümleyle
çocuğa aktarılmalı bu. Biz hani bir arada her türlü yolu, çareyi denedik ama olmuyor gibi çok basit cümlelerle aktarılmalı. Anlayabileceği şekilde. Yani yoksa iki kişi arasındaki yaşantılar çocuğa devredilmemeli. Bunun yükü çok fazla oluyor ve çocuk dediğim gibi taraf olmak durumunda kalıyor ki yani o çok da iyi değil. Çocuğun nasıl bir yaşantısı olacak? Bunun hakkında çocuğa bilgi verilmeli. Yani evet, çocuğun soruları evet, cevaplanmalı değil mi hocam? Soruları cevaplanmalı. Hani bundan sonra ben seni sevmeye devam edeceğim. Baban seni sevmeye devam edecek. Ve bu sevgimiz devam edeceğiz. Biz size bakmaya devam edeceğiz. Yani annelik bitmedi, babalık bitmedi. Bu açıkça ifade edilmeli çocuğun yaşantısı. İşte çoğu zaman mahkeme belirliyor annenin babanın ne zaman göreceğini, nasıl olacağını. Ama olay bir hani cumartesi, pazar anneliğine, babalığına dönüşmemeli. Hani çocuk erişebilmeli anneye babaya. Telefonla, internetle erişebilmeli ve bunları telafi edebilmeli. Hı hı. Hocam Sema Hanım'ın sorusu da bunları aslında biraz daha açacağız birazdan ama Sema Hanım'ın sorusu da aslında biraz yarım kaldı. Evet. Psikolojik destek almalı mı bu noktada? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi hani şiddet uygulayan bir baba da onun da altında bir psikiyatrik tablo da çıkabilir. Hı hı. Hani en azından bir ortada öfke kontrol sorunu, en hafif deyimiyle öfke kontrol sorunu vardır ki. Bu düzelebilir bunlar, mi? Tabii ilaçlarla düzelebilir, psikoterapi ile düzelebilir. O kişinin sorun çözme becerileri geliştirilebilir. Alternatif yollar vardır hep. Yani o yollar nasıl o kişide oluşturulacak? Bununla ilgili yöntemler vardır. Ve o psikoterapi sürecinde halledilebilir. Bir de ilaçlarımız da yani öfkeyi, şiddeti azaltan ilaçlarımız var. Evet, bu da çok güzel bir aslında haber diye tabii, düşünüyorum. Tabii, bilmediğimiz tabii, tabii. Bir şey. Çünkü hani umutsuz bir vaka gibi görünüyor eğer biri şiddet uyguluyorsa hele ki çocuklarına. Diyorsunuz ki yani bu şekilde de ilaç tedavisiyle öfke kontrol edilebiliyor. Tabii ki. Tabii aslında bir de birçok kişinin de maddi imkanları yetersiz olduğu için işte psikoloğa veya bir psikiyatriste gitmek, böyle bir tedavi almak hani çok masraflı, çok maliyetli diye düşünüyorlar ama şimdi üniversitelerimizin böyle klinikleri var değil mi? Özellikle tabii, devlet üniversitelerimizin. Tabii, tabii. Hani ücretsiz bu hizmetleri veriyorlar. Evet, evet. İzleyicilerimize buradan da söylemiş olalım. Gerçekten hani devlet üniversitelerimizin çok güzel klinikleri ve bu konuda çalışan çok değerli hocalarımız var. Gerçekten cani gönülden ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmet veren, bunu da buradan aslında bilgisini vermiş olalım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü çok önemli bir şey. Birçok kişi hani biz o imkanlardan faydalanamayız diye düşünüyorlar. Evet. Gerçekten bu psikiyatrist desteği almak veya bir psikolog desteği almak herhalde bu süreçte çok önemli. Şimdi psikiyatriste gitmeyle ilgili işte ön yargılar var. İşte bir de o var. Bir eş psikiyatriste gidiyorsa hata ondadır gibi bir çarpık düşünce var. Aslında böyle değil olay her zaman. Yani zaten bizler hata aramıyoruz aslında. Çözüm peşindeyiz psikiyatristler. Yani değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Savcı değiliz, yargıç hepimizin değiliz. Hepimizin sorunları olabilir. Evet, yani bizler çözüm sağlamaya çalışan insanlarız sadece. Yoksa yargılamak, suçlamak değil amacımız. Bizlerin amacı insanlara yardım etmek ve o çözümlerini kolaylaştırmak. O nedenle hani insan önce o kendisini fark etmeli. Nerelerde sorunlar var ve bunlar nasıl aşılmalı? İşte aşılmıyorsa, çünkü yapıdan kaynaklanan özellikler de var gerçekten. Bazı kişiler daha dürtüsel, çok çabuk daha parlayabiliyorlar. İlaçlar bu konuda yardımcı. Bir takım yöntemler yardımcı. Belki sıfırlanamıyor ama büyük oranda yardımcı oluyoruz. Yani dramatik tabloların çıkmasına engel olabiliyoruz. O nedenle hani psikiyatriye gitmeyi bir güçsüzlük, çaresizlik gibi görmemek lazım. Bu çözüm yollarından biridir sadece ve her çözüm yolu denenmelidir. Bir evliliğin devamı için. Hele böyle fiziksel şiddet varsa. Evet, değil mi? Hani bir de üç tane çocuk varsa evet, hele yani, değil mi? Bu çocukların, eşinin hatta kendisinin yaşantısını tehdit eden bir şeydir. Yani bu çok dramatik bir şey, fiziksel şiddet. Bir ailede olabilecek en dramatik şeylerden bir tanesi bence yani. Yani istismar, her alandaki istismardan sadece bir tanesidir fiziksel şiddet. O nedenle mutlaka önce güvenlik, ondan sonra
İşte bu şekilde profesyonel yardım alma gibi süreçler çalıştırılmalı. Evet, gerçekten öyle. Biraz önce bahsediyorduk çocuklarımızı nasıl hazırlayacağız diye. Aslında bir de boşanma sürecinden sonra yaşanacak pek çok şey oluyor. Yaşanan pek çok şey oluyor. Evet. Bitmiyor çünkü sıkıntılar değil mi hocam? Evet. Yine boşanma sonrasında da devam ediyor. Evet. Çünkü o öfke mi azalmıyor? Neden o süreç devam ediyor? Boşanma bitiyor, aile dağılıyor ama bitmiyor sıkıntılar. Şimdi ilişkiler aslında... Bir insanın kafasındaki ilişki kolay kolay bitmiyor aslında dediğinizde haklısınız. Hani ilişki, boşanma bitti, ilişki bitti ya da öfkelendik, biz bir ilişkiyi bitirdik, bitti gibi. Hani fiziksel olarak görünüşte bitmiş gibi gözüküyor ama süreçler içeride devam eder. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var, ben hemen onu almak istiyorum. Serkan Karaca, Şanlıurfa'dan arıyor. Merhabalar Serkan Bey. Merhabalar, iyi pazarlar. Teşekkür ederiz. Size de iyi pazarlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Benim bir sorum olacak hocama ama. Tabii ki, buyurun. Şimdi biz eşimle geçtiğimiz Nisan ayında ayrıldık. Boşanma safhasına ve boşanma safhasından sonraki sıkıntılarımız sürekli devam ediyor. Bunun sıkıntıları da 4 yaşında bir oğlumuz var. Sürekli ona yansıyor. Onun da psikolojisi bizim olduğu gibi bozuk. Ben çocuğumu her hafta sonu alıyorum. Aldığım zaman evde sürekli bana annesine gitmek istemediğini, beni onu götürmememi, hatta götürürken de sürekli yolda ağlıyor, götürdüğüm zaman boynuma sarılıyor ve bırakmak istemiyor. Bu benim de çok psikolojimi bozuyor, oğlumun da çok bozuyor. Ben bu yüzden oğlumu almak istemiyorum. Çünkü bu bana acı veriyor. Benim bu durumda ne yapmam gerekir? Çok zor bir durum. Evet. Şimdi bir defa hani... Babanın çocuğu acı veriyor veya işte annenin acı veriyor. Biz o duygusal yükü katlanamıyoruz. Veya çocuk, işte çocuğun o durumunu görüyoruz, çok üzülüyoruz. Çocuğun psikolojisi daha fazla bozuluyor gibi bir yaklaşım aslında çok da doğru değil. Çünkü çocuğun babaya zaman, ihtiyacı evet, var. Değil mi? Tek tutunacağı şey belki babası. Tabii, ondan da mahrum kalmak herhalde o süreci çok daha zorlaştı. Yani annelik babalık kesinlikle devam etmeli. Burada karşı tarafı mutlaka çeşitli defalarda, çeşitli kezler, defalarca çocuğun nasıl etkilendiğini anlatmakta yarar var. Gerekirse bunu yani o kişi kendisi yapar. Yani anneyle sağlıklı bir iletişim kurmaya çaba göstermek gerekiyor yani, değil mi söylediğinize göre? En azından çocuğun zarar gördüğünü anlatmak lazım. Evet, o açıdan. Yani biz kendi aramızdaki bu sorunu buradan halledelim. Çünkü çocuğumuz zarar görüyor. Bu senin de çocuğun, benim de çocuğum. O nedenle onun zarar görmesini en son sen istersin, ben isterim. Bizler istemeyiz böyle bir şeyi. O nedenle hani biz kendi aramızdaki sorunu kendimiz halledelim. Yani bana bağırabilirsin, kızabilirsin ama bu çocuğun yanında olmasın. Ya da çocuğa bir şey söylenmesin değil mi? Yani işte bu çok hani anlaşılması güç bir tablo olmakla birlikte işte karşı taraf anne veya baba çocuğu karşı tarafa karşı kullanmak. Kullanıyor, dolduruyor. Belki çocuk da en çok bundan rahatsız oluyor değil mi? Yani babası hakkında bir şeyler duymak. Gerçekten anlaşılması çok güç bir tablo. Ama dediğim gibi o çaresizlik o nerelere varıyor ki insanlar bu şekilde davranıyor. Kendi çocuklarını aslında gözden çıkarıyorlar. Kendi çocuklarını kurban ediyorlar. Ama öfke bunu görmelerine engel oluyor i̇şte belki öfke, de. İşte hırs, öç alma duygusu, özensizlik. Ne derseniz deyin buna. Ama çocuk zarar görüyor. Yani bu çok dramatik bir tablo bence. Hani bir çocuğa verilebilecek en büyük zararlardan bir tanesi. Hani o nedenle hani fark etmesi lazım annenin veya babanın. Yani baba tamamıyla kötü olamaz, anne tamamıyla kötü olamaz. O çocuğun bir tane annesi var, bir tane babası var. Annenin ailesi tamamıyla kötü olamaz. Babanın ailesi tamamıyla kötü olamaz. İnsanlar kötü değil, böyle algılamamak lazım. İnsanların zaman zaman kötü davranışları var. Önemli olan biz o davranışları ne kadar düzeltebiliyoruz? Ne kadar çözebiliyoruz? Ne kadar değiştirebiliyoruz? Buna bakmak lazım. Bu nedenle paranoid bir şekilde baba kötü, işte ailesi kötü, anne kötü, işte ailesi kötü gibi yaklaşımlar sadece çocuğa olumsuz düşünceler, olumsuz dünya bakış açısı oluşturur ki bu depresyon gibi, kaygı gibi, hatta paranoya gibi bir takım sorunlara yol açar ileride. Arkadaş sorunlarına, ileride eş sorunlarına,
açar. Güvensizliğe yol açar. Çünkü insanlara güvenemeyen bir insan aslında kendisine de güvenemiyordur. Evet. Hani bütün psikiyatrik bozukluklara yol açabilir ki çünkü stresi artar çocuğun. Stres birçok şeye zemin hazırlar. Öyle görmek lazım olayı, o çerçevede değerlendirmek lazım. Hani burada babanın ilişkisini kesmesi değil, evet, çaba sarf etmesi çok sıkı lazım. Sıkı daha fazla çaba sarf etmesi lazım. Babanın burada çok nötr kalması lazım anneye karşı. Kötülememesi lazım. Aynı tuzağa düşmüş olur çünkü. Bence çok bilinçli de bir baba, zannetmiyorum böyle bir evet, şey yaptığını. Ben de öyle algıladım, gerçekten öyle algıladım. Belki yani, anneye daha anlayışla yaklaşıp, daha alttan alıp belki de çocuğu için yani, biraz çaba göstermesi yok, gerekiyor. Bu çok doğru bir çözüm değil. Niye değil İknur Hanım? Aslında mantıklı geliyor ama çok doğru değil. Çünkü zaten anne çocuğu kullanıyor. Hı-hı. Babaya karşı. Kullanması artabilir. Hı-hı. Çünkü kazanç elde ediyor bu sefer. Öyle mi? Böyle bakıyorlar. Tabii, böyle bakmak lazım olaya biraz. Hani işte bak, çocuğu kullandıkça baba alttan alıyor. Hı-hı. Demek ki ben bunu kullanabilirim. Hani bir inatlaşma değil bu. Hı-hı. Hani bir adım öne geçme değil. O bana şu zararı verdi, ben de ona şu zararı vereyim tarzında bir yaklaşım değil bu. Ve böyle bir şey değil. Bu sadece sağduyuyla gidilmesi gereken, mantıkla gidilmesi gereken bir durum. Çünkü duygular geçici. Düşünceler kalıcı genellikle. O öfke duygusu bir gün yatışacak. Yerini suçluluk alacak. Evet, ama o anda olan da çocuğu almış olacak. Evet. İşte orada çocuk zarar gördü. Hı hı. Ve çocuğun gördüğü zararı fark etmeye başlayacak o anne veya baba. Suçluluğu artacak. Yani babanın 2 sene sonrasını, 5 sene sonrasını görmesi lazım. Hani şöyle düşünün. Diyelim ki ergenlik çağına kadar babaya karşı doldurdu. Ve gerçekten becerdi bir anne bunu. Babasına düşman bir çocuk var. Ortada böyle bir çocuk var. Bu çocuk mutlu olabilir mi? Ya da tam tersi, annesine düşman bir çocuk var. Mutlu olabilir mi? Yani böyle bir şey olamaz. Yani bunu fark etmeli bir insan. Hani düşmanlıkla yetiştirilmiş bir çocuk. Beyni yıkanmış bir çocuk. Mutlu olamaz. Yani bu mutluluğun önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Zaten hem anneye hem babaya ayrı ayrı ihtiyacı var çocuğun, evet, değil mi? Bir tarafın eksik olması, evet, çocuğun da eksik kalması aslında. Evet. Yani o nedenle burada babanın çok sağduyulu olması lazım. Babanın temel işaret ettiği nokta çocuğun zarar görmesi olmalı. Hı hı. Çünkü bir anne için en kıymetli varlık çocuktur. Yani bunun kendinden üzerinden daha gitmeli kıymetlidir, değil mi? Baba bunu anlatabilirse bir şekilde, gösterebilirse anne düzelir. Evet, belki annenin de tedaviye ihtiyacı olabilir. Kesinlikle. Dediğiniz gibi depresyonu başlatan konuştuğumuz kesinlikle şey. Belki böyle bir durum da var, evet, annenin her şeye negatif ve, evet, olumsuz bakmasının sebebi. Bu arada başka bir izleyicimiz uzun süredir bizi hatta bekliyor. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz İstanbul'dan arıyor bizi. Merhabalar efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz programımıza. Hocama bir sorum olacaktı da. Teşekkür ederim. Hocam kolay gelsin. Ben 7 yıl önce eşimden ayrıldım. Bir tane oğlum var. Şu anda 7 yaşında da. Ben çocuğumu yaz tatillerinde, 15 tatilde ara ara getiriyorum. Çocuğum ben annemi özlüyorum falan şeklinde kesinlikle hiçbir sözlenişi olmuyor. Yani bir de benim yanıma geldiğinde anne tarafıyla telefonla dahi konuşmak istemiyor. Annesinin yanına gittiğinde benimle kesinlikle telefonda konuşmak istemiyor. Yani böyle bir gittiği yeri silme durumu oluyor da. Şimdi ben çocuğu alma gibi bir durum oldu. Karşı tarafa da konuştum. Olumlu yaklaştılar. Ben çocuğu alsam, şu anda 7 yaşında, 1. sınıfa gidiyor. Alsam almalı mıyım yoksa biraz daha beklemeli miyim? Bununla ilgili soracaktım hocam. Şimdi burada çocukların düşünce yapıları çok farklı erişkinlerden. Yani tabii bunun altında birçok neden olabilir çocuğun niye bu şekilde davrandığıyla ilgili ama ilk akla gelenlerden bir tanesi şu. Çocuk o çatışmanın farkında ve hani karşı tarafa olan tepkinin farkında ve anneyleyken anneyi veya onun ailesini üzmek istemiyor. Bu nedenle
babayla fazlaca görüşmüyor veya oradan bahsetmiyor. Babayla erken de aynı yöntemi kullanıyor. Anneyi çok aramama, çok anmama. Hani ben seninleyim, seni seviyorum mesajı var bunun altında. Anneye de babaya da bak ben senin yanındayım mesajı kendine var. Göre böyle bir denge evet, kurmuş. Evet, kendine göre bir denge kurmuş. Bunun altında başka şeyler de olabilir. Hani çocuğa bazen karşı tarafa laf taşınmaması hakkında uyarılar gidebiliyor. Bu uyarıları çocuk modifiye ederek bu tip tepkiler verebiliyor. Yani altında başka şeyler de çıkabilir ama ilk akla gelen şeylerden bir tanesi bu. Şimdi çocuğun yaşantısındaki stabilite çok önemli. Hani iki gün işte annesinde kaldı, beş gün babasında, bir gün annesinde gibi. Böyle bir yaşam çok doğru değil. Yani bir düzen olması lazım çocuğun yaşantısında. Ve iki tarafta o çocuğun yararına hangi eş çocuğa daha fazla zaman ayırabilir, daha fazla emek harcayabilir, daha fazla imkan sağlayabilir? Bu gözetilerek annede mi babada mı kalacak yapılmalı. Çünkü öyle durumlar vardır ki annenin işi çok yoğundur, kafasını kaldıramıyordur, seyahatlerde bulunuyordur vesaire. Ama illa ben o çocuğu alacağım. Ama zaten evde kalamıyorsun. Zaten çocuğa zaman ayıramıyorsun. İşte mahkeme sana verdi ama bu böyle bir şey değil. Yani çocuğun yararı düşünülmeli. Böyle bir durumda. Aynı şey baba için de geçerli. Hani dengeli durumlarda zaten ya da dengesiz durumlarda. Zaten hani mahkeme belirliyor bunu. Annenin babanın şeyinde olmuyor bu durum. Kararı da veya işte seçiminde olmuyor. Bir de anne tabii çok başka bir şey çocuk için tabii, diye düşünüyorum. Yani öyle. Annenin yeri çok başka. Şimdi çok özel durumlar hariç. Çok özel durumlar hariç. Özellikle okul öncesi dönemde genel olarak biz annede kalsın isteriz çocuk. Yani yaklaşımımız budur. Ama anne o kadar patolojiktir ki işte sürekli babayı kötüyordur. Veya sürekli babasının ailesini kötülüyordur. Ve bunun içinden bir türlü çıkamıyordur. Veya annede ciddi bir psikiyatrik sorun vardır. Çok ciddidir bu çocuğun bakımını aksatacak şekilde. Öyle durumlarda tabii çocuk babada da kalabilir. Sonuçta baba da o çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hem duygusal hem fiziksel. Bütün ihtiyaçlarını, disiplin ihtiyacını karşılayabilir. Şimdi çocuğun yeni yaşantısında yapılan hatalardan bir tanesi şu. Çoğu zaman sevgisi veriliyor çocuklara. Hani özellikle sosyokültürel olarak yüksek düzeyde olan ailelerde biz bu alanda çok fazla şey görmüyoruz. Fiziksel ihtiyaçları da karşılanıyor. Ekonomik ihtiyaçları da karşılanıyor. Hatta dayısı, teyzesi, işte anneannesi, babaannesi vesaire olması gerekenden fazla bir şeyler alıyor. Sadece aman bir psikiyatrik sorun yaşamasın, aman çocuk üzülmesin tarzında öyle bir yaklaşım bu. Ama aslında bu çok doğru değil. Bir çocuğun istekleri olduğu kadar yapılması lazım. Ya da uygulanan disiplinden vazgeçiliyor. Örneğin işte baba haftada iki defa görüyor çocuğu. Sınır koymada güçlükleri oluyor. Duygusal davranıyor orada baba. Bu doğru değil. Yani bu çocukta herhangi bir psikiyatrik hastalığa sıklığını azaltmayacağı gibi tam tersine ilave davranış sorunları getirebilir. Hani sağlıklı bir çocuk ne demektir? İster boşanmış olsun, ister aile bütünlüğü var olsun. Çocuğun olmazsa olmazları var. Güven ihtiyacı karşılanmalı. Fiziksel ihtiyaçları karşılanmalı. Duygusal ihtiyaçları karşılanmalı. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Evet, bunlar önemli. Ve disiplin ihtiyacı karşılanmalı. Boşanma sürecinde... Bir de böyle bir sorun var değil mi? Boşanma sürecinde hani çocuk aman... Disiplin aksıyor. O evet, arka plana atılıyor. Evet. Hatta bilerek atılıyor. Bilerek atılıyor ve daha fazla istediği yapılıyor. Tabii onun altındaki dinamikler çok farklı. Evet. Karşı tarafa çocuğu kaptırmaya kadar giden çarpık düşünceler var. Bir çocuk annesinden vazgeçmez. Böyle bir şey yok. Evet. Babasından da vazgeçmez. İstediği kadar müdahale etsinler. Eğer geçiyorsa zaten patolojiktir o süreç. Hastalıklı bir durumdur. Böyle görmek lazım. Her iki taraf da bu şekilde algılaması lazım olayı. Evet. Potansiyel kriz alanlarından bir tanesi de şeydir. Hani yeni eştir.
Bir de böyle bir durum var tabii. Aslında yani, onun için de ayrıca bir program yapmak gerek değil mi? Yani yeni bir eş, yeni bir evlilik arkasından gelebiliyor. Çocukları buna nasıl hazırlamak lazım? O da ayrı bir konu tabii ki. Yani bu her şey yolunda giderken o süreçleri tekrar tetikleyebilir. Çocuk üzerinden çözüm sağlama süreçlerini. İşte bak artık baban işte sana imkanlarını daha az ayıracak. İşte ondan da bir çocuğu olacak. İşte ona daha fazla bakacak gibi. Böyle yine çocuğa zarar veren, en sonunda çocuğu kötüleştiren ve sorun olarak dönen bir sürü tabloya zemin hazırlanmış olur. Hani ilişkin sorunu ilişkinler arasında halledilmeli. Hocam bu arada uzun bir süredir bekleyen bir izleyicimiz var. Süremiz de çok daraldı. Çok fazla telefon var. Merhabalar Nebat Hanım. Efendim buyurun. Nebat Hanım bu arada Çanakkale'den arıyor bizi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı Hemen, sabahlar. Sağ olun. Size de hayırlı sabahlar. Hemen alalım sorunuzu Nebat Hanım. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Ben torunum hakkında aramıştım. Benim kızım ayrıldı. Torunum 5 yaşına kadar bizde kaldı. Ben büyüttüm onu. Sonra işte hasta oldu. Bronşit hastalığı. Astım. Babaannesine vermek zorunda kaldık. Köyde yaşadığı için hani Çanakkale'nin havası kötü geldi ona. Onun için şu anda babaannede kalıyor ama torunumun psikolojisi çok bozuk. Baba bir gidiyor, iki ayda geliyor. Babaannede kalıyor. Babaanne biraz sert. Çocuğu çok sıkıyor. Ondan sonra işte çocuk hani bana geliyor. Bana anne gidip aldığı zaman yolda bana telefon açıyor. Anneanneciğim sana gelebilir miyim? Benden bile izin alıyor yani. Gelebilir miyim, müsait misin? Evet kızım gel. Anneye gitmeden hemen benim evde iniyor, bende kalıyor. Ondan sonra bende kalıyor ve geliyor televizyonda böyle sizin bir program çıktığı zaman hemen göğsünü vuruyor. Anneanneciğim bak aynen beni anlatıyor. Ben diyor babaanneme, anneme diyor gitmek zorunda mıyım? İki arada diyor ben gidip gelmek zorunda mıyım diyor. Niye böyle anneanne diyor, benim annem de kötü olsa, babam da kötü olsa, bir annem, biri babam diyor. Niye böyle yapıyorlar? Çocuğun yanında kötülüyorlar herhalde. Ama ben böyle yapmıyorum. Kızım diyorum, bir annen, bir baban. Anlaşamadılar, ayrıldılar. Herkes olabilir ama sen diyorum ikisi de annendir, annen de seviyor seni, baban da seviyor seni. Ama bunlar ikisi anlaşamadılar, kavga yapıyorlar. Onun için ayrıldılar. Sen rahat ol, anneanne diyor, beni sen al diyor. Yani ben senin yanında kalayım diyor. Ama ben bunu yani nasıl yapacağım? Yani ben de işin içinden çıkamıyorum. Çocuk tuvalete gidecek, affedersin. Evin içinde oturuyor. Kızım diyorum niye kıvranıyorsun? Annenle ben tuvalete gidebilir miyim? Yani tuvalete giderken bile izin almak istiyor. Mutfaktan bir su içecek, izin almadan içmiyor. Böyle bilmiyorum babaanneye çocuğu almaya gidiyorum. Bir de varıyorum mesela benim geleceğimden haber yok. Babaanne bırakmış gitmiş. Çocuk kapının eşiğinde oturmuş böyle büzülmüş. Hiç böyle nasıl biliyorum depinmiyor yerinden ya. Öyle bir çocuk sürekli ağlıyor. Tuvaletini tutuyor. Böyle kabız oluyor çocuğum yani. Çok ben üzülüyorum ya çocuğum durumuna. Çok haklısınız. Allah yani yardımcınız olsun. Gerçekten çok zor bir durum. Ama ne güzel ki sizin gibi bir anneannesi var. Ya ben doğursaydım belki bu kadar sevmedim. Üç çocuğum var ama o benim için bir çocuğum. Ben büyüttüm onu hanımefendi ya. Onun için doktora soru soruyorum işte ne yapmam gerekiyor? Ben mi alayım? Anneye söylüyorum al diye o almıyor. Anne de küçükken melenjit hastalığı geçirdi. Biraz psikolojisi çok çok iyi değil yani onun da işte istemiyor çocuğunu getiriyor bir gün alıyor. Yazın aldık ben de kaldı 1,5 ay ben köyüme gitmek istedim işte. Hadi dedim kızım biraz da sende kalsın. Üçüncü gün çocuğu götürmüş bırakmış babaanneye. Yani anne de fazla zaman geçirmek istemiyor. Benim özel hayatım olmayacak mı diyor. Çok zor bir durum. Evet hocam ne diyorsunuz? Çok az bir zamanımız kaldı. Nebat Hanım'a nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi burada en temel noktalardan bir tanesi şu. Bir çocuğa annesi ya da babası bakmalı. Anneanneye, babaanneye veya başka bir insana iş... Allah göstermesin anne baba öldükten sonra düşer. Ama anne ve baba istemiyor vardır. Galiba değil i̇şte mi? Çok özel durumlar vardır. Bu özel durumlar işte annenin bir ciddi bir psikiyatrik hastalığı olabilir. Psikotik bir süreç içindedir. Veya işte baba bir şekilde yoktur ortada gibi çok özel durumlar vardır. Böyle durumlarda babaanneye, anneanneye iş düşer. Şimdi
Çocuk çok güzel kendisini ifade ediyor baktığımız zaman. Evet, çok zaman. Da akıllı, çok akıllı güzel bir çocuk. Çocuk. Evet, öyle gözüküyor. Tabii burada o kişiler bilgilendirilmeli ve o sorumluluğu üzerine almalılar. Gerekiyorsa yardım almalılar ama şu var. Bir düzeni hani, olmalı mı çocuğun? Yani en azından böyle bir durumda olmalı. Diyelim ki anneanne çocuğu çok seviyor. Belli ki ilgili. Evet. Onun yanında en azından çocuk tamamen bir düzen kursa daha iyi olmaz mı? Eğer anne ve baba istemiyorsa ve çocuk anneanne babaanne arasında gideceğine en azından sadece birinde bir düzen kurmak. Şimdi burada tabii buna bu kadar böyle bir duruma bu kadar bilgiyle karar vermek çok zor. Zaten buna karar veren çoğu zaman psikiyatristler de değil. Yasalar karar veriyor buna. Hakim karar veriyor. Ama şu fark edilmeli. Tamam babaanne çok disiplinli olabilir. Yine de artık babaanne o çocuğun annesi gibi orada. Evet. Hani babaanneyi kötülememek lazım. Hı. Anneanne belli alanlarda hataları olabilir. İnsanlar hatalarıyla var. Anneanne kötülenmemeli. Hı hı. Yani belki işte babaya ulaşılarak ya da bir aile büyüğüne ulaşılarak babaannenin, işte anneannenin veya ailede kimse onların yardımı sağlanabilir, yardım alması sağlanabilir. Bu şekilde bakmak lazım olaya. Evet, yani aslında bu konuda konuşacak pek çok şey var ve birçok şeyi konuşamadık. Evet, konuşamadık. Bu arada bir icrayla çocuklarını gören babalar var. Bu da ayrı bir durum. Tekrar bir program yapacağız. Biz buradan Müjdat Bey'e de mesaj verelim. Bir başka program yapacağız. Bu konuyla ilgili boşanma sürecinin zorlukları ile ilgili. Bu konuyu da orada özel olarak bir yer ayıracağız. Yeni bir programda, bir başka programda. Bugün süremiz doldu. Haftaya cumartesi günü saat 10'da tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Naapurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohjii kukkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkuttukutta, mutta kukkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se jatkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot.